Herkese merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu tek marka parfüm incelemesi ve markamızın adı da Frédéric Malle. Frédéric Malle markası Fransız niş bir parfüm evi. Benim de daha önceden birkaç parfümünü denediğim ancak henüz daha şişesini satın almadığım bir marka. Benden çok yorumlamamı istediğiniz bazı parfümleri vardı bu markanın. Ben de 7 adet bu şekilde testlerini satın aldım. Bugün sizlerle birlikte hangileri gerçekten parasını hak ediyor, hangileri denenmeye değer, hep birlikte bu markayı keşfedeceğiz. Umarım keyifle izlersiniz. Eğer bu tarz parfüm videolarından hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İsterseniz ilk parfümümüzle başlayalım. Bu markanın sanırım en ünlü parfümü ve benden en çok denememi istediğiniz parfümü Portrait of a Lady parfümüydü. Bu parfümü ben aslında çok kez Harrods'ta denedim ancak kanalımda sanırım hiç anlatmadım daha önce. Parfümü sıkar sıkmaz çok yoğun dumanlı bir kokuyla karşılaşıyorsunuz. Oriental notalara sahip olan bir parfüm. Parfüme ilk sıktığınızda bile alt notalardaki odunsu notaları yoğun şekilde hissediyorsunuz. Buna baharatlar da eşlik ediyor ve gül notası da orta notalardaki tütsüyle birleştiği için yine gülü de oriental bir parfümde hissettiğiniz gibi yoğun dumanlı, aynı Lancôme'un Oud Bouquet parfümündeki gibi odunsu notalarla birleşmiş bir gül şeklinde hissediyorsunuz. Parfümün üst notalarında kullanılan tarçın ve karanfil kokusu çok güçlü bir şekilde kullanılmış ve özellikle de orta notalardaki patchouli ile birleşerek parfümün kalıcılık süresi boyunca o baharatlı yapısının güçlü kokusunu hiç kaybetmeden kendini hissettiriyor. Ve aynı zamanda üst notalarında ahududu ve siyah frenk üzümü kullanılmış. Özellikle de siyah frenk üzümü ilk açılışta çok baskın olsa da zamanla kokusu azalıyor. Ahududu ise çok bir meyvemsi rol oynamıyor, kendini çok fazla bu parfümde hissettirmiyor. Üst notalardaki gül yalnız yine sizlere bahsettiğim gibi Lancôme'un Oud Bouquet parfümündeki gibi yine odunsuz notalarla ve baharatlı notalarla birleşerek kendini parfümün kalıcılık süresi boyunca bayağı dumanlı bir şekilde hissettiriyor. Parfüme bu dumanlı yapıyı kazandıran nota aynı zamanda orta notalarındaki tütsü. Sizlere bahsettiğim gibi tütsü parfüme bir yapı kazandırıyor aslında. Dumanlı bir koku hissetmenizi sağlıyor ve bu oryantal yapıyı destekliyor. Patchouli yine karanfil ve tarçınla birleşiyor. Her zaman yoğun, baskın bir şekilde bizim bu baharatlı notaları hissetmemizi sağlıyor. Ve alt notalarında amber ve benzoin kullanılmış. Onlar da parfümü zaman içerisinde tatlılaştırıyor. Çok harika bir oryantal parfüm. Çok güzel bir sonbahar, kış parfümü. Eğer bu tarz baharatlı, odunsu, aslında içerisinde oud kullanılmamış ancak bana oud kokusunu anımsatan, hafif böyle acı olan bir odunsu koku geliyor burnuma. Eğer bu tarz kokulardan hoşlanıyorsanız bu parfüm tam size göre. Kalıcılığı yaklaşık 8 ile 10 saat diyebilirim. Yoğun bir şekilde kendini hissettiriyor. Özellikle de kıyafetlerinize sıkarsanız gün içerisinde bütün gün bu parfümü hissedeceksinizdir. Ve çok kalıcı, çok güzel kokan, zaman içerisinde tatlılaşan ancak çok da gormantlaşmıyor. Çünkü o bahsettiğim odunsu notalar ve baharatlı notalar çok güçlü. O yüzden parfümün çok da tatlı tatlı hissedilmesinin önüne geçiyorlar ve harika bir oryantal parfüm ortaya çıkıyor. Çok güzel bir sonbahar, kış parfümü. Bana göre tamamen unisex olan bir parfüm. Kadınlar ve erkekler çok severek kullanırlar. Genç yaşa çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ancak 25 yaş ve sonrası çok rahat bir şekilde kullanabilir. 20 yaşları için biraz belki ağır olabilir bu parfüm. Ve bu deneme seti içerisindeki benim en sevdiğim parfüme geliyoruz. Evet, Portrait of a Lady parfümü çok güzel olan bir parfüm. Tam da benim sevdiğim parfüm kategorisinde. Ancak sizlere bahsettiğim gibi bana biraz böyle Lancôme'un Oud Bouquet parfümünü anımsatıyor. Bu tarz oryantal parfümleri çok denediğimi düşünüyorum. O yüzden her ne kadar sevsem de benim için çok özgün ve böyle beni heyecanlandıran parfüm bu set içerisinde Masque Ravageux parfümü oldu. Bu parfüm inanılmaz güzel. Yani sıktığım anda zaten böyle beni mest etti ve kaldıkça da zaten daha çok sevmeye başladığım bir parfüme dönüştü. Bu parfümün de üst notalarında tarçın ve karanfil kullanılmış. Benim anladığım kadarıyla Frédéric Malle markası parfümlerinde tarçın ve karanfil kullanmayı, özellikle bu ikisini kombine kullanmayı çok seviyor. Bu parfümün yalnız Portrait of a Lady'den farkı
O parfümdeki kadar karanfil kokusu hissedilmiyor. Daha çok tarçın ağırlıklı olan bir parfüm ve benim en sevdiğim baharat kokusu kesinlikle tarçındır. O yüzden bu parfüme bayıldım. Ve yine çok değişik bir kombinasyon şeklinde parfümün üst notalarında tarçın ve karanfilin yanında lavanta, bergamot ve portakal kullanılmış. Turunçgillerle açılış yapan ancak tarçınla sarmalanmış bir kokuyla açılış yapıyor parfüm. Ve parfümün ilk açılışında adından da anlayacağınız gibi musk kokusunun o güzel kremsi yapısını bu parfümde ilk açılışta da hissediyorsunuz aslında. Ve bu musk kokusunun yanına biraz parfüm bekledikçe amber, tonka fasulyesi, benzoin gibi tatlı notalar eşlik ederken yine odunsu notalarla çevrelenen bir parfüme dönüşüyor. Çok güzel odunsu, musk'tan gelen kremsi yapıya sahip ve hafif turunçgillerle açılış yapıyor ancak böyle bir yazlık ferah bir parfüm gibi düşünmeyin. Çok güzel dengelenmiş. Parfüm zaman içerisinde çok fazla tatlılaşıyor. Turunçgil kokusu azalıyor. Ancak tarçın kokusunu sürekli olarak bu parfümde yoğun bir şekilde kremsi yapı içerisinde hissediyorsunuz. Harika bir parfüm. Bu parfüm de aslında yine Portrait of a Lady gibi oryantal olan bir parfüm. Ancak içerisindeki odunsu notalar çok daha yumuşak hissediliyor. Ve Portrait of a Lady'deki paçili olmaması, karanfilin bu parfümde daha az kullanılması, tarçının daha baskın olması nedeniyle ve üst notalardaki yine turunçgil kokuları sayesinde çok daha yumuşak, çok daha hafif kokan bir parfüm. O yüzden bu parfümü ilkbahar aylarında da bence rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yaz ayları için biraz ağır olabilir ancak harika, yumuşak, musk'tan gelen o güzel kremsi kokuları içerisinde olan çok güzel bir oryantal parfüm. Bu da bence yine unisex olan bir parfüm. Ben çok beğendim. Farklı bir oryantal parfüm arıyorsanız daha kremsi, daha tatlı ve daha yumuşak bir oryantal parfüm arıyorsanız mutlaka bu Musk Ravage parfümüne bakın derim. Ben çok beğendim. Çok güzel bir parfüm. Mesela bu markadan bir parfüm alacak olsam ilk olarak kesinlikle bu Musk Ravage parfümünü almayı tercih ederim. Çok beğendiğim bir parfüm oldu. Ve bu markanın yine çok popülerleşmiş olan bir parfümüyle devam ediyorum. Bu da Iris Pudra parfümü. Bu parfümün sanırım ismi beni yanılttı. Hiç beklediğim gibi bir kokuyla karşılaşmadım. Ve parfümü sıktığımda ben bu kokuyu tanıyorum dedim. Bana tek bir parfümü anımsattı. O da Chanel'in çok popüler olan Number 5 parfümü. Ve sonra bu parfümün notalarına baktığımda da hiç yanılmadığımı fark ettim. Yine Number 5 parfümündeki gibi ilenk ilenk, iris, yasemin kullanımı var içerisinde. Aldehitler, vetiver, üst notalarında bergamot kullanımı, alt notasında vanilya kullanımı. Yani neredeyse notaları %80 aynı ve koku olarak da bana tamamen Number 5 parfümünü anımsatıyor. Sadece bu parfüm biraz daha tatlılaşıyor diyebilirim. Yani Number 5 parfümü çok daha temiz ve aldehitlerin daha baskın olduğu bir koku şeklinde devam ederken bu parfüm ilk açılışta bana neredeyse aynı Number 5 gibi geldi. Ancak daha sonrasından hafif biraz daha tatlılaşıyor. Ve bu parfüm içerisinde yine Number 5 parfümünden farklı olarak menekşe kullanılmış. İlk açıldığında özellikle buram buram menekşe kokusunu hissediyorsunuz. İlenk ilenk kokusu çok baskın değil. Tam tersi menekşe ağırlıklı olan bir parfüm. Ancak onun dışında özgün bulmadığım, bunu alacağıma giderim Chanel'in Number 5 parfümünü alırım. Hem fiyat olarak yarı yarıya denk geliyor hem de daha kültleşmiş olan bir parfümü almayı bunun yerine tercih ederim. O yüzden çok beğendiğim bir parfüm olmadı. Daha menekşe ağırlıklı, hafif daha tatlılaşan bir Number 5 alternatif istiyorsanız bu parfüme bakabilirsiniz tabii ki de ancak benim alacağım bir parfüm değil. Ve bu Iris Pudra parfümünün de kalıcılığı benim tenimde ortalama 6 ve 7 saat oldu. Sanırım Chanel Number 5 parfüm benim tenimde daha fazla kalıyor ya da hemen hemen aynı kalıyor diyebilirim. Neredeyse aynı parfümler benim için. Ve sıradaki parfümümüz de bu şekilde okunuyor. En passant diye okunuyor. En passant diye yazılıyor. Bu parfüm acı olan bir parfüm. Yeşil değil, acı. Sanki yeşil bir parfüm gibi kendini hissettirse de aslında yeşil kokular bu parfümde hissetmiyorsunuz. Tamamen acı, hafif ve acı olan bir parfüm. Değişik kokuyor gerçekten. Parfümün notaları arasında leylak, su notası,
salatalık ve buğday kullanılmış. Salatalık o kadar böyle kabuksu ve acı ki, ancak yeşil bir parfüm diyemem sizlere. Leylak da çok çiğ bir şekilde bırakılmış bu parfümde. Su notası da bu parfümü hafifletiyor. Ancak hiç ortada bu parfümün tatlılaştıracak, böyle acısını alacak ya da bu acılığı en azından destekleyecek hiçbir nota kullanılmamış. Ne yazık ki hiç sevmediğim bir parfüm oldu. Sıkar sıkmaz bu parfümden uzaklaştım. Hiç bana göre değil. Salatalık notasını ben zaten parfümlerde beğenmiyorum. Leylak da çok sevdiğim bir floral bir nota değil. O yüzden kalıcılığı da ortalama 4 saat diyebilirim. Yani bu kadar zaten hafif ve su notası kullanılmış bir parfümde ve destekleyici notalar kullanılmayan bir parfümde 4 saat bana göre gayet iyi. Ancak hem kokusunu sevmedim, hem kalıcılığı zaten çok iyi değil. Ne yazık ki hiç beğenmediğim, beni hiç etkilemeyen bir parfüm oldu bu. Un Peasant parfümü. Ve çok beğendiğim floral bir parfümle devam ediyorum. Eğer Manolya parfümlerinden hoşlanıyorsanız koşup gidin bu parfümü alın. Videoyu durdurun, gidin bu parfümü alın derim. O kadar beğendiğim harika bir Manolya kokusuna sahip bu parfüm. Bu parfümlerin hepsini ben gece denemiştim ve bunun kokusu bana o kadar iyi geldi ki, bir de bu Masque Ravageur parfümünün harika bir floral kokulara sahip, gece beni rahatlattı, uykuma yardımcı oldu. Ancak bu sizi şaşırtmasın, bu parfüm aynı zamanda çok da güçlü olan bir parfüm. Evet, floral, hafif diyebileceğiniz bir kokuya belki sahip olabilir diğer parfümlere göre. Ancak çok güçlü. Hiç sönmüyor. Kokusu her zaman harika bir tonda devam ediyor bu parfümün. Gerçekten çok beğendiğim bir parfüm oldu. Bu parfümün adı da Eau de Magnolia. Eğer İngilizce okursak, İngilizce okuyamayız bunu çünkü öde var. Fransızcası da Manolia gibi okunuyor. Türkçe'ye çok yakın. Zaten büyük ihtimal biz Fransızcalığını aldık. Eau de Magnolia parfümü. O kadar güzel ki. Oh, çok güzel kokuyor gerçekten. Parfümün üst notalarında sadece bergamot kullanılmış. Orta notalarında tabii ki de bu parfümün başrol oyuncusu olan Manolya var. Yanına patchouli ve vetiver eşlik ediyor. Alt notalarında ise yosun, sedir ve amber kullanılmış. Bu yosunla amberin muhteşem uyumu, yine orta notalardaki vanilya ve patchouli vetiver uyumu o kadar güzel olmuş ki bu parfümde. Yani bir patchouli ve vetiverin Manolya'yı bu kadar güzel destekleyebileceğini ve yosun eklendiğinde parfümün bu kadar güzelleşebileceğini asla tahmin etmezdim. Bence yosun sayesinde bu parfüm çok natural kokuyor ve tamamen patchouli ve vetiverin yine Manolya'ya yardım etmesiyle de Manolya asla o keskinliğini, daha doğrusu o güçlü yanını kaybetmiyor. Parfüme ilk sıktığınızda hissettiğiniz Manolya kokusunu, o güçlü yanı sürekli olarak parfümde hissediyorsunuz. Piyasada bu kadar güçlü ancak yine de bu kadar taze kokan floral parfüm bulmak gerçekten çok zor. Bence parasını yine sonuna kadar hak eden parfümlerden biri. Çok beğendiğim bir parfüm oldu. Manolya parfümlerden hoşlanıyorsanız lütfen bu parfüme bakın. Benim de yine bu Masque Ravageur parfümünden sonra almak isteyeceğim bir parfüm bu kendisi. Gerçekten piyasadaki harika floral parfümlerden biri bence. Yine çok beğendiğim, çok farklı kokan floral bir parfümle devam ediyorum. Bu parfümü ben daha önceden kanalımda anlatmıştım. Ne kadar çok sevdiğimden, ne kadar farklı bulduğumdan bahsetmiştim. Bu parfümün adı da Carnal Flower parfümü. Şimdiye kadar denediğim Frederic Malle parfümler için şunu söyleyebilirim ki, evet çok güzel oryantal parfümleri var ki ben bayılıyorum oryantal parfümlere. Ancak Masque Ravageur parfümü dışında Iris Poudre, Portrait of a Lady parfümü mesela bana hep başka parfümleri çağrıştırdı ve bu parfümleri alma gereği o yüzden nedense duymuyorum. Ancak bu Eau de Magnolia parfümü ve bu Carnal Flower parfümü inanılmaz güzel olan floral parfümler. Bence floral parfümler çok özgün ve çok kaliteli bir şekilde yapıyor. Niş parfüm olduklarını gerçekten belli eden parfümler bunlar. Bu Carnal Flower parfümü, elime sıkayım çünkü bir tane kağıdım kaldı. O da diğer parfüm için saklıyorum.
Bu parfüm okaliptusla açılış yapıyor. Soğuk bir açılışı var ve hemen devreye yaklaşık 30 saniye ya da maksimum 1 dakika içerisinde Hindistan cevizi devreye giriyor. Böyle Hindistan cevizinin kabuk kokusu, o doğal kokusunu, çok tatlı değil, doğal kokusunu okaliptusla birleşmiş bir şekilde hissediyorsunuz ve böyle yaz aylarında tamamen size ferahlık getirecek bir kokusu var. Okaliptusun kokusu çok acı değil. Sadece serin, sadece ferah. Bu zaman içerisinde kendini orta notalardaki floral kokulara bırakıyor. Bunlar da sümbülteber, portakal çiği, yasemin gibi, ilenk ilenk gibi notalar. Bu notalar içerisinde benim en yoğun hissettiğim nota kesinlikle yasemin notası. Ancak o kadar güzel bir şekilde yine bu okaliptusla, yine Hindistan ceviziyle birleşiyor ki bu yasemin. Ve aynı zamanda tabii ki de diğer floral notaların da kombinasyonu var. Ancak baskın olarak yasemini hissediyorum. Çok güzel bir koku ortaya çıkartıyor. Ve parfüm aslında bitirişini de bergamotla yapıyor. Normalde genellikle floral parfümler bergamotla açılış yapar. Ancak bu bitirişini bergamotla yapıyor. Bu yine hafif o ferah kabukumsu kokuya destek oluyor. Bergamot kokusu da çok sulu bir bergamot değil. Daha çok kabuksu bir turunçgil kokusu hissettiriyor. Parfümde yeşil kokulara yatkın, daha doğrusu toprakımsı kokulara yatkınlığı olan ferah, çok doğal ve taze kokan bir parfüm. İnanılmaz güzel. Yani yaz ayları için bence inanılmaz iyi olan bir parfüm. Yine tamamen unisex. Kadınlarda, erkeklerde çok rahat bir şekilde kullanırlar bu parfümü. Bence özellikle de bu erkek parfümlerindeki gibi yoğun, keskin, ferah parfümler kullanmak yerine erkeklerin bu tarz okaliptuslu ve doğal kokan, topraksı kokan parfümler kullanması bence çok daha güzel duruyor, çok daha özgün duruyor. O yüzden özellikle de erkek arkadaşınıza mesela bir parfüm hediye etmek istiyorsanız yaz ayları için mutlaka bu Carnal Flower parfümüne bakabilirsiniz ve kendiniz de tabii ki de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir parfüm alırsınız yaz ayları boyunca. İkiniz de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve ben bu seti Harrods'ta alırken oradaki satıcı bana bunu hediye etti. Yanında yine ekstra bir parfümümüz daha var set dışında. Bu parfümün adı da Outrageous parfümü. Bu kağıdı neden buna sakladığımı şimdi anlayacaksınız. Çünkü Carnal Flower'ın kokusunu zaten seviyorum. Bütün gün taşırım. Ancak bu parfümü... Evet, bunda parfüm yok. Bu parfümün kokusunu nedense hiç sevmedim. Ve ilk denediğim parfüm bu oldu. Bu seti aldığımda. Dedim ki öncelikle bu tekli olanı deneyeyim. O kadar kötü ki. Yani parfümü sıktığımda evet sevdiğim bir nota var içerisinde diyorum. Evet sevdiğim bir yan var bu parfümde. Ama sevmediğim yan da var. İkisi böyle aynı anda gidip geliyor. O kadar dengesiz ki bu parfümün kokusu benim için. Yani sevdiğim ve sevmediğim notalar aynı anda yükseliyor bu parfümde. Ve bir türlü birleşmiyorlar. Bir türlü böyle tek bir kokuya dönüşmüyorlar. Parfümde sevmediğim kokular kesinlikle yeşil elma, grapefruit, lime kullanılması. Sevmediğim kokular bütünlüğünü oluşturuyor. Yanına nane ekleniyor. Sevdiğimse tarçın. Mesela aynı anda bir yandan da tarçın ve portakal çiği devreye giriyor. O tarçın ve portakal çiğin kokusunu hissediyorum ve beynim çok beğeniyor kokuyu. Ancak bir yandan da yeşil elma ve o nanenin kokusu, o acı koku ki yeşil elma kokusunu ben sevmem. Yani parfümler hiç sevmediğim bir koku yeşil elma benim. Çok kötü yükseliyor ve aynı zamanda alt notalarında aldehit kullanılmış. Aldehit de o yeşil elma kabuksu, lime kokusuyla, o naneyle birleşiyor. Sizlere bu bahsettiğim, bu Carnal Flower için bahsettim ya, erkek parfümleri vardır böyle çok keskin, çok acı kokar ancak çok böyle maskülen koktuğunu düşünürüz. Erkekler de yaz aylarında özellikle sıkar. Bu Dior'un Savaş parfümü gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde yine onun da bu rakıda kullanılan neydi? Anason. Anason gibi keskin bir koku olur. Onun yerine sizlere Carnal Flower'daki okaliptusu önerdim ya, işte bu parfüm Outrageous'ta da size önermeyeceğim o keskinlikte olan bir parfüm. Beni kendinden uzaklaştırıyor. Erkeklerin aslında çok beğendiği ve çok böyle maskülen ve seksi bulduğu kokular bunlar, bu keskin notalar. Ancak ben nedense hiç beğenmiyorum.
Parfümdeki notaların hepsini neredeyse tek tek hissediyorum. Bir bütünleşme parfümde çok fazla olmuyor. Sadece benzer olan kokuları kendi artık beynim mi bütünleştiriyor ya da parfüm içerisinde zaten ister istemez bütünleşiyorlar mı bilmiyorum. Ancak lime, yeşil elma, nane, greyfurt, aldehitler bunların hepsi çok keskin bir şekilde birleşiyor hissediyorum. Bir yandan da sizlere bahsettiğim gibi işte portakal çayı, tarçın, alt notalardaki amber ve odunsu notalarda birleşiyor. Yani bir yandan çok keskin, bir yandan çok tatlı ancak birleşmiyorlar. Bir bütün güzel bir koku ortaya çıkartmıyorlar. Hepsini de tek tek hissediyorum. O yüzden harmanlanma problemi de olduğunu ben bu parfümde çok net düşünüyorum. Hiç sevmediğim bir parfüm oldu. Gerçekten de outrageous olan bir parfüm ismini doğru koymuşlar bence. Hiç beğenmedim. Feminen bir koku olduğunu hiç düşünmüyorum. Unisex olduğunu da düşünmüyorum. Çok erkek parfümü bence bu. Ve benim beğenmediğim erkek parfümleri tarzında bir olan bir parfüm. O yüzden kimseye önermiyorum bu parfümü. Hiç sevmedim. 7 tane parfüm denedik. Bu Outrageous parfümü hiç sevmediğim bir parfüm olarak kaldı. Diğeri de Un Passion muydu? Nasıl okuyorduk onu? Un Passion parfümü. Onu hiç sevmedim. O parfüm de hiç bana göre değil. Salatalıklı, leylaklı olan bir parfüm. Onu da hiç beğenmedim. Ancak geri kalan 5 parfümü de elimde olsa seve seve kullanırım. Bayıldığım parfümler. Söylediğim gibi benim için Iris Pudra parfümü almaya değmez. Onun yerine Number 5 parfümünü almayı tercih ederim. Portrait of a Lady parfümünü çok beğendim. Ancak bana başka oryantal parfümleri anımsatıyor. Yine de alır kullanırım. Çok beğendiğim bir parfüm. Kesinlikle almak istediğim parfümler 3 tane. Sizlere bahsettiğim gibi Musk Ravage parfümü. Kesinlikle inanılmaz güzel. Oryantal olan bir parfüm. Öde Manolya parfümü ve Carnal Flower parfümü. Bu 3 parfüm çok güzeller. Bunun içine mutlaka bakmanızı öneririm. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Siz daha önceden Frederic Malle parfümlerini denediniz mi? Hangi parfümlerini sevdiniz, hangilerini sevmediniz? Aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.